Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatiha suresi yüce Rabbimizin kelami kadimini, Kur'an-ı Kerim'i kendisiyle başlattığı kitabımızın Fatiha'sı, ilk suresi çok önemli, mana bakımından çok kapsamlı bir sure-i celiledir. Alimlerimizin ittifakıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir bütün halinde inen ilk suredir. Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra Yüce Rabbimiz Peygamberimize bu mübarek sureyi, Fatiha suresini indirmiştir, inzal buyurmuştur, ikram etmiştir. Birinci ayeti Bismillahirrahmanirrahim'dir Fatiha'nın. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Fatiha, Besmele'yi Fatiha'dan bir ayet saymayanlara göre ise de Elhamdülillah Rabbil Alemin birinci ayettir. Yüce Rabbimiz bu sureyi celileye ve aynı zamanda kelamı kadimine Besmele ile başlamakta, bize Besmele'yi öğretmekte, bütün işlerimize Besmele ile başlamamızı bu haliyle tavsiye etmekte, örneklendirmekte, peşinden de Sure-i Celile'ye Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin diye başlayıp devam etmektedir. Elhamdülillah Rabbil Alemin, bütün övgüler, bütün senalar, bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, Allah'a aittir. Şimdi bu ayeti kerime bize bir gerçeği haber vermektedir. O gerçek de Allah'ın bize bildirdiği bir gerçektir. Haberi sadıktır, doğru bir haberdir. Bizi Allah'a tanıtmakta onun Allah olduğunu, Rabbül Alemin, alemin Rabbi olduğunu bildirmekte, Rahman Rahim, sonsuz merhamet sahibi olduğunu bildirmekte ve bütün bu zati ve sıfatı özellikleriyle Yüce Rabbimizin her türlü övgüye, her türlü senaya, medhe, hamde hak sahibi olduğunu bize haber vermektedir. Övmek, hamd etmek övmek demektir. Biz ne yaparız? Biz bir güzelliği sebebiyle, bir fazileti sebebiyle arkadaşımızı, hocamızı, insanları överiz. Deriz ki mesela şu delikanlı ne kadar ahlaklı, edepli bir delikanlı. Oturmasını biliyor, kalkmasını biliyor, konuşmasını biliyor, çok saygılı. Çok hürmetli, yalan söylemiyor, mütevazi, hizmet ehli bir delikanlı. Maşallah, barekallah, bunu terbiye eden anne baba ne güzel terbiye etmiş, Allah ondan razı olsun. Bak ne yaptık? Bir genci, bir delikanlıyı ahlakıyla, edebiyle, faziletiyle, güzellikleriyle övdük. Veya bir alimi diyoruz ki ne kadar faziletli bir alim, hafız. Allah'ın kelamını ezberlemiş, Arapçayı çok iyi biliyor, fıkıh meseleleri çok iyi biliyor, haram helal çok iyi biliyor, çok güzel izah ediyor. Yaptığı izahları hep gerekçelerini söylüyor, delillerini söylüyor. Maşallah, bir de çok çok takva sahibi. Haramları uzak duruyor, böyle mübahları bile az kullanıyor. Ne kadar tertemiz bir insan, bir alim. Bak ne yaptık? O alimi övmüş olduk. Annemizi övebiliriz, babamızı övebiliriz, bir talebemizi övebiliriz. Bütün bunlar işte övgü. Ama herhalde bir insanı kötü bir
vasfıyla kötü bir ameliyle övmeyiz. Bu ne kadar iyi delikanlı hep yalan söylüyor. Derim hayır demeyiz. Yalan söylemekle kimse övülmez. Veya kabalıkla, haşinlikle, öfkeli oluşuyla kimse kimseyi övmez. Ne kadar merhametli deriz, ne kadar şefkatli deriz, ne kadar nazik deriz. Şimdi bu misalleri niye veriyoruz? Yani hamdin manasını anlayabilelim diye. Bir ağacı övebiliriz. Deriz ne güzel bir ağaç. Bir çiçeği övebiliriz. Ne kadar güzel renkleri var. Beyazı, siyahı, turuncusu. Ne kadar güzel kokuyor diyebiliriz. Şeklini de efendim övebiliriz. İşte övgü bu demek. Sena bu demek. Şimdi işte yaptığımız bu övgülerin, medihlerin hepsine ve en yücesine, en büyüğüne Yüce Rabbimizin layık olduğunu ayet-i kerimize haber veriyor. İşin gerçeği de budur. Niye budur? Çünkü kainatta ne kadar güzellik varsa, ister insanlarda olsun, ister hayvanlarda olsun, ister bitkilerde olsun, ister güneşte, ayda olsun, yıldızlarda olsun, gökyüzünde olsun, denizlerde olsun, ormanlarda olsun, gördüğümüz her eşyada, her varlıkta ne kadar güzellik varsa bu güzellikler bizatihi o varlıkların güzelliği değildir. Bu güzellikler Yüce Allah Celle Celaluhu'nun o varlığa verdiği güzelliktir. Allah'ın yaratmadığı hangi güzellik olabilir? Allah'ın ihsan etmediği hangi güzel olabilir? Yani bir şeyi Allah yaratmayacak, biz kendi kendimize bir güzellik sahibi olacağız. Mümkün mü? Hayır. Ya ne kadar övgüye layık bir vasıf varsa, bir iş varsa, bir varlık varsa, bir güzellik varsa hepsi Yüce Rabbimizin yarattığı, ihsan ettiği, verdiği güzelliktir. Dolayısıyla biz her ne kadar görünürde bir kısım insanları, varlıkları güzel diye övsek de aslında esas övdüğümüz onları yaratandır, onları verendir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, elhamdülillah dediğimiz zaman, yani her bakımdan bütün hamdlere, övgülere layık olanın Allah olduğunu aklen de, mantıken de anlamış oluyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak bütün hamdler kendine ait olduğunu beyan ettikten sonra hangi vasıflarıyla bu hamde layık olduğunu da isimlerini zikrederek bize bildiriyor. Lillah. Allah'a aittir. Allah kimdir? Allah bütün kainatın Rabbi olan Allah, Rabbinin bir özel ismidir. Bütün sıfatlarının hepsini içine alan özel ismidir. Mabuttur, mabud hakikidir. Bütün varlığın gerçek sahibidir. Peki Allah nasıl bir Allah'tır? Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir. Cenab-ı Hak bize kendisini Rab oluşuyla, alemlerin Rabbi oluşuyla tanıtıyor ve bu yönüyle hamde layık olduğunu bildiriyor. Rab demek yaratan demek. Rab demek yetiştiren demek, terbiye eden demek, yediren, içiren, nimet veren, rızık veren, bütün varlıkları yoktan var eden, onları peyderpey büyüten, geliştiren, her yaşta, her başta ne gerekiyorsa onlara onu ikram eden, veren, bütün varlığın sahibi demek, efendisi demek. İtaat edilmeye en layık varlık demek. Ve Cenab-ı Hak bu rububiyet vasfını, Rablik vasfını el alemin, alemlere izafe ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu Rablik, yaratma, terbiye etme, yedirme, içirme, geliştirme vasıflarının tecellilerini nerede görüyoruz biz? Alemlerde görüyoruz. Alemler nedir? Alemlerde bütün alemler. Tabii öncelikle müfessirlerimizin verdiği bilgilere bakarsak, alemlerden maksat insanlar. Sonra cinler, sonra melekler, akıllı varlıklar. İlk planda onlar. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, terbiyesini öncelikle insandaki, cindeki, melekteki Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini görmemiz lazım. Bütün insanların hepsini düşünmemiz mümkün değil. Yani o kadar Allah'ın yarattığı insan var ki Hazreti Adem'in beriye, milyarlarca insan. Milyarlarca, kaç milyar insan geldi gitti biz bilemeyiz. Dolayısıyla hiç değilse Cenab-ı Hakk'ın bu Rablik vasfını kendi üzerimizde tefekkür edelim. Yani insan olarak,
İşte Ömer Çelik olarak veya bir Fatih olarak, bir Veli olarak, bir Ali olarak Allah'ın bu yaratma ve terbiye etme vasfını kendi üzerimizde düşünelim. Yoksa bunu bütün her bir melekte, her bir insanı, cinle düşünmemiz bu bizim hafsalamızın ötesinde bir şeydir. Bakalım kendimize. Allah bizi kendimize nasıl yaratıyor? Nasıl bir çamurdan, topraktan, bir damla meniden, nutfeden Yüce Rabbimiz nasıl bir insan yaratıyor? Yani bütün şekilsizliklerden, en çirkin görünümlerden فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Yaratanların, yapanların en ekmeli, en yücesi Allah ne kadar yücedir ayet-i kerimesi ifade edildiği gibi nasıl bir güzelliktir? Bir toprağa, bir çamura nasıl insan sureti verilir? Nasıl ona bir kalp konur? Nasıl bir beyin konur? Nasıl ona duygular yüklenir? Nasıl damarlar, kaslar efendim yerleştirilir? Nasıl el, ayak, göz, kulak verilir? Bir küçük efendim bir parça yağa nasıl görme kudreti verilir? Ve o 50 sene, 60 sene, 100 sene durmadan görür. Nasıl bir kulağa bir işitme duygusu verilir de o yıllarca hep işitir durur. Nasıl bir kalbi ve hareket duygusu verilir de o insan yaşadığı sürece bir an durmadan çalışır. O kanlar nasıl devran eder? O efendim insan nasıl yemek yer, nasıl hazmeder? Şimdi yani bir kendimizi şöyle masaya yatırıp Cenab-ı Hakk'ın Rab'lik vasfını sadece kendimize düşünecek olsa aklımız durur. Ve deriz ki ya Rabbi sen ne yücesin deriz. Milyarlarca hamdolsun sana ya Rabbi deriz. Sonsuz hamdolsun. Sen o kadar güzelsin, o kadar yücesin, o kadar alimsin, o kadar kadirsin diye Yüce Rabbimizin her bir sıfatını böyle ağlaya ağlaya, böyle sızlaya sızlaya zikrederek ya Rabbi ya Rabbi deriz. Şimdi kendi üzerimizde düşündüğümüz o rububiyet vasfını trilyonlarca melek üzerine düşünelim. Milyarlarca insan üzerine düşünelim. Milyarlarca hayvanat üzerine düşünelim. Cinler üzerine düşünelim. Onun ötesine geçelim. Bütün nebatat, bitkiler, ağaçlar, dağlar, denizler düşünelim. Teker teker düşünelim. Yani bir yaprakta, bir çiçekte, bir efendim otta düşünelim Rabbimizin rububiyet vasfını. Bunları düşündüğümüz zaman, o alemini düşündüğümüz zaman orada Yüce Rabbimizin ne kadar yani kainatın Rabbi olarak ne kadar yüce olduğunu, hamde layık olduğunu, sonsuz efendim bir hamde layık Allah olduğunu bilir, tanır. Bu marifetle içimizden gele gele hissede hissede elhamdülillah deriz. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Sonra Cenab-ı Hak kendisini yine o hamde layık oluşu bakımından Rahman Rahim ismasıyla tanıtıyor. Sonsuz merhamet sahibi Cenab-ı Hak. Bitmez, tükenmez. Allah'ın rahmeti, merhameti bitmez. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak diyor rahmetini yüze böldü. 99'unu ahirette cennetin müminlere sakladı. Sadece %1'ini bütün dünyaya yani fani varlığa ayırdı. İnsanlardaki, hayvanlardaki bütün merhamet duyguları ondan kaynaklanır. Hatta bir kısrağın yavrusu emerken ona zarar vermek için ayağını kaldırması, bir yılanın yavrusunu diyelim ki merhamette kucaklaması, sırtına taşıması, bir efendim hatta bir çekirgeye varıncaya kadar, bir akrebe varıncaya kadar, en vahşi hayvanların merhamet duygusuna varıncaya kadar merhamet göstermesi o bir rahmetin tesiri diyor. Sonsuz rahmet sahibi. Biz Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınıyoruz. Onun rahmetinden ümit ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli beni dinleyen sevgili kardeşlerim.